Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini söyleyeyim mi? Ah! Aslında bu bir kelime bile değil, sadece bir ses, bir ünlem. Fakat öylesine güçlü ki söyleyiş biçiminize, sesinizin tonuna göre çok farklı anlamlara gelebilir. Öfkelendik mi? Üzüldük mü? Şaşırdık mı? İğrendik mi? Kafamız mı karıştı? Bir yerimiz mi acıdı? Korktuk mu? Bu videoda çok ahımı alacaksınız, çok. Daha başlangıçta tek bir ah 7 farklı anlama geldi. Aslında bu ve benzeri seslerin 24 harfli bir alfabe olduğunu ve bu alfabenin de dünyadaki herkesin anlayabileceği, konuşabileceği evrensel ortak bir dilin parçası olduğunu söyleseydim ne derdiniz? Önce size bu konunun nereden aklıma geldiğini söyleyeyim. Bugünlerde yine Simpsons izlemeye başladım. Tam 31 yıldır arada bir böyle toplu olarak izleyip sezonlarını bitirdiğim çok zekice yazılmış bir animasyon bu. Bilenler bilir. Sleeping, eating a big sandwich, watching TV, spending time with the boy. Ve baş karakteri Homer'ın artık efsane haline gelmiş bir sözü de vardır. Chocolate. Don't, 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 don't. Ne anlama geliyor bu ses? Siz söyleyin. Çünkü senaryoda böyle bir şey yazmıyor. Sadece annoyed grunt, yani rahatsız homurdanma ifadesi var. And it's always written as annoyed grunt. It's never written phonetic. Really? You know, D apostrophe O H. Sözlüklerde rahatsız bir homurdanmayı ifade eden herhangi bir kelimenin olmaması sizce de çok ilginç değil mi? Oysa dünyadaki herkesin hemen her gün yaşadığı bir deneyim bu. En azından Simpsons'ın ilk 618 bölümünde Homer'ın 1130 kez do dediğini biliyoruz. Tabii bu kadar çok söylenince efsaneleşmiş ve artık sözlüklere de girmiş bu ünlem. Bu İngilizce bir sözlük ama çıkartılan o ses ve benzerlerinin artık evrensel bir ifade olduğunu ve herkes tarafından anlaşılabildiğini söylemeye gerek yok. Mesela bu videonun başında duyduğunuz sesler Türkçe miydi? Anladığımıza göre evet. Oysa duyduğumuz o sesleri çıkartanlar Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Singapur, Kenya gibi dünyanın çok farklı ülkelerinden insanlardı. İşte bilim insanları dünyanın çok farklı yerlerinde yaşayan böyle 56 kişiden çeşitli duyguları ifade eden ah, oh gibi sesleri çıkartmalarını istemiş. Bizim kısaca ünlem deyip geçtiğimiz bu seslere bilim insanları vokal patlamaları adını veriyor teknik olarak. 2000'den fazla kayıt yapmışlar ve bunları analiz etmek için de her yaştan 1000 kişiye dinletmişler. Dinleyenlerin yorumlarına göre bu sesleri 24 ayrı kategoriye ayırmışlar. Ve bu kategorileri de farklı renklerle göstermişler. Duygular arası ilişkileri renklerin farklı tonlarıyla ifade etmişler. Kısaca bir ses-duygu haritası oluşturmuşlar. Örneğin bu haritada sadness, yani üzüntü duygusuyla ilgili sesler yeşil ve diğer duygulardan nispeten uzak. Ancak bu onun tek başına bir duygu olduğu anlamına gelmiyor. Üzüntü adasının altlarına indiğimizde sıkıntı, utanç ve kafa karışıklığı bölgelerine yaklaşmış oluyoruz. 1901 numaralı şu sesi dinleyin. Yapılan analize göre bu ses %17 üzüntü, %17 korku ve %17 sürpriz, pozitif anlamda bir sürpriz içeriyor. Ayrıca %8'er oranda eğlenme, sıkıntı, utanç, acı, romantik aşk ve negatif anlamda şaşırmayı da içeriyor. Sadece bir saniyelik sesten çıkan anlamlar bunlar. Biz de ah deyince ilk akla gelen şey duyduğumuz bir acı, bir ağrıdır, öyle değil mi? Şimdi gelin haritada bunun karşılığı olan bölgeye bir göz atalım. 1468 numaralı bu ses %100 ağrı. Bu sesi kime dinletirseniz dinletin, karşısındakinin ne hissettiğini anlar. Haritada o bölgenin kuzeyine doğru ilerlediğimizde duygular karışmaya başlıyor. 1300 numaralı bu ses sadece acı değil, aynı zamanda öfkeyi, hayal kırıklığını, negatif anlamda şaşırmayı, küçümsemeyi ve sıkıntıyı da içeriyor. Bu ses bana biraz Homer'ın do
sesini hatırlattı. Bu haritada dolaştıkça toplam 2032 farklı sesi duyabiliyoruz. İnsanların yüzlerini görmeden nasıl bir durumda olduklarını hayal edebiliyoruz. O anda neler hissettiklerini tam olarak ifade edemesek de çok iyi anlayabiliyoruz. Bu sesleri kelimelerle ifade edebilmek ya da yazıya dökebilmek çok zor çünkü beynimiz vakit kaybetmek, oyalanmak istemiyor. Bu sesleri neredeyse duyduğu anda saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede arkasındaki anlamları algılayabiliyor. Tabii sesin türüne göre bu süre değişebiliyor. Mesela amusement yani eğlenme, gülme, mutluluk ifade edici sesleri çok daha hızlı algılıyoruz. Öfkeyi ya da üzüntüyü biraz daha yavaş. Fakat yavaş algıladığımız bu öfkeli seslerin beynimizde oluşturduğu aktivite diğer duygulara göre daha uzun sürüyor. Yani beynimiz öfkeli sinyallere daha çok önem veriyor. Araştırmacılar bunun potansiyel bir tehlikeye karşı kendimizi koruma içgüdüsünden kaynaklandığını öne sürüyor. Beden dili diye bir şey vardır ya, karşımızdakinin sadece duruşuna, hareketlerine bakarak bile onu anlayabileceğimizi düşünürüz. Özellikle yüzüne baktığımızda bunları alabileceğimizi, anlayabileceğimizi hissederiz. Hani gözler ruhun aynasıdır filan derler ya. Şu gözlere baktığımızda onlarda en az 2-3 duygu durumunu aynı anda görebiliyoruz. Yale Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, seslerin bu konuda daha etkili bir iletişim aracı olduğunu göstermiş. Araştırma raporunun başlığı, sadece sesli iletişim empatik doğruluğu arttırıyor. Bu araştırmada kullanılan çeşitli yöntemler var ama yöntemlerden bir tanesi özellikle dikkatimi çekti. Bu yöntemde denekleri iki gruba ayırıyorlar ve çalıştıkları işle ilgili böyle zor bir durumu aralarında tartışmaları isteniyor bir telekonferans yöntemiyle. Hatta tam olarak bugünlerde daha sık bir şekilde kullanmaya başladığımız Zoom aracıyla karşılıklı görüşmeler yaptırıyorlar. Bir grup görüşmeyi hem videolu, görüntülü hem de sesli olarak yapıyor. Bir başka grupsa sadece sesli, sanki telefonla görüşür gibi gerçekleştiriyor. İşte sonuçlara göre bu ikinci grubun yani sadece sesli görüşme yapanların karşısındakinin duygularını çok daha iyi çözümlediğini ortaya çıkarmışlar. Sadece sese odaklandığımızda o duygu haritasındaki ara bölgeleri, renk geçişlerini çok daha iyi hissedebiliyoruz. Yani ses dili beden dilinden çok daha güçlü bir iletişim aracı. O yüzden aklınızda olsun, karşınızdakinin sizinle daha güçlü bir empati kurmasını istiyorsanız onunla görüntülü ya da yüz yüze görüşmek yerine sadece sesli iletişimi tercih edin. Kısaca hiçbir kelime dahi söylemeden en az 24 farklı duygumuzu sadece ses çıkartarak ifade edebiliyoruz ve bunu hemen hemen herkes bizi görmeden bile anlayabiliyor. Fakat bunlar bir ünlem olarak yazılı dile geçirilirken değişik şekillerde ifade edilebiliyor. Örneğin çekilen acıyı ifade etmek için farklı dillerde kullanılan şu kelimelere bir bakın. Arapça, Türkçe ve İspanyolca'da ay, İngilizce'de ouch. Güney Afrikalıların konuştuğu Afrikaans dilinde eyna, Mandarin lehçesiyle Çince'de ayo, Fransızca ay, Hindi uy, Japonca itai, Korece aya, Rusça oy, Takalotça yani Filipinlilerin dilinde aray. Bunları yazılı olarak görsek belki de pek bir şey anlayamayacağız ama duyduğumuz anda karşımızdakinin hissettiği, çektiği acıyı en derinden hissedebiliyoruz. O ah sesinin başına bir tane de h eklediğimizde çıkan hah sesi de en az 30 dilde tamamen aynı şekilde kullanılıyor. Bu araştırmada Türkiye yok ama bizim de bu sesi aynı anlamda kullandığımızı gayet iyi biliyoruz. İşte böylesine güçlü bir iletişim aracı olduğu için özellikle reklamlarda ve şarkılarda bu seslerin çokça kullanıldığını duyarız. Duman'ın sadece ah isimli bir şarkısı var. Zeki Müren ah bu şarkıların gözü kör olsun diye boşuna söylememiş. Gözü kör olsun çünkü ah, oh gibi seslerle bir şeyleri görmeden de sadece işiterek çok daha kolay ifade edebiliyoruz. Rahmetli Barış Manço o yüzden mi lambaya püf de demişti acaba? Her neyse eğer bir müzik servisine mesela Spotify'a gidip de içinde ah, oh ya da yuh diye aratırsanız yüzlerce yerli ve yabancı şarkıya ulaşabilirsiniz. Beatles'tan John Lennon bile Elvis Presley'in bir şarkısında bol miktarda kullanılan uh,
ha, oh, yeah gibi sesleri ilk duyduğunda yaşadığı aydınlanmayı itiraf ediyor. Bu sesler şarkılarda öyle boşu boşuna kullanılıyor olamaz. Tüm bu sesler içerisinde benim favorim sesi. Böyle sanki bir şeyler söyleyecekmiş gibi bir nefes alıyoruz ve diye başlıyoruz. Fakat sonra ne söyleyeceğimizi bilemediğimiz için dudaklarımız kapanıyor ve şeklinde bitiriyoruz. Eğer ah, oh, yuh ve benzeri sesler bizim duygu ve düşüncelerimizi daha iyi ifade edebilmek için icat ettiğimiz kelimelere giden bir yolsa, bir geçitse, hım sesi işte o geçidin, o yolun en başındaki ses olmalı. Bize konuşmadan önce düşünmemiz gerektiğini hatırlatan bir ses. Baby, we're back.